İyi akşamlar efendim, masaya hoş geldiniz. Bu akşam masada bambaşka bir coşku ve heyecan var. Çünkü bir prensi ağırlıyorum efendim. Evet, Türk sinemasının hakiki prensini. Salih Güney masamda, buyursunlar, başlarız. Ne kadar güzel bir şey, ne kadar güzel, ne kadar mutlu bir an benim için. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Rica ederim, benim için de öyle. Gerçekten çok mutlu bir an benim için de. Biz seni çok seviyoruz, biliyorsun. Çocukluğundan beri evet. Tanıyoruz seni. Evet. Piyasa çok seviyor seni. Yani Nebahat Çeyrek'i izledim geçen gün, evet. Aydan Şener. Bunlar evet. Benim çok sevdiğim yakın dostlarım, evet. Da öyle kolay kolay programa çıkmazlar. Burası sanki günah çıkarma yeri gibi. Günah çıkartıyor herkes burada ya. İnanamadım yani. Nebahat hayatında Yılmaz'dan tokat dediğini burada duydum. Söyledi. Evet, Aydan evet, da öyle. İşte evet, bu itiraflar. Evet, evet. Burası galiba bir günah çıkartma yeri. Bakalım oldu. Sizden neler öğreneceğiz kimselerin evet. Bilmediği. Aslında işin sırrı biraz samimiyet. Yani masada evet. Gerçekten bir kural yok. Evet. Hesap yok. Çıkar yok. Evet. Ona çok özen gösteriyorum. Sanıyorum konuklarım da onu anladıkları için böyle tabii. Tatlı bir akış oluyor. Aynen. Magazine kaçmıyorsun. Doğal aynen, sorular. Aynen, çok güzel sorular. Aynen. Onun için ben de bulmaktan burada mutluyum. Ben tabii de çok ki. Mutluyum. Ve çok da güzel bir armağan aldım Salih Güney'den bugün. İsmi Yeşilçam'ın Son Prensi. Ve içinde çok hoşuma giden bir giriş vardı. Tabii şu an hepsini okumak mümkün değil. Ancak bir yerini nota aldım. Çok hoşuma gitti. İzin verirseniz öyle ya, açacağım programı. Türk sineması, Şakir Eroğlu efendim yazıyor bu notu. Türk sinemasında her dönemde bazı aktörlerin isminin önüne bir kral eklemesi yapılmıştır. Her devrin kralı, çirkin kral, genç kral gibi, ama sinemamızda sadece bir tane prens olmuştur. Her zaman o prensin adı Salih Güney'dir. Yakışıklı, çapkın, macera sever bir prens. Yakışıklı prensimize daha nice yıllar sağlıklı, mutlu, başarı dolu bir sanat hayatı diliyorum demiş. Kesinlikle katılıyorum. Ne mutlu, ne mutlu size. Teşekkür ederim. Öyle değil mi? Tabii çok özel bir lakap. Yani çok. Sinemada kimseye verilmemiş bir özel bir şey. Tabii çok onur verici bir şey. Sizden sonra da kesinlikle kimseye yakışmamış bir lakap. Çapkın tarafına katılıyor musunuz? Hayır demeyeyim yani. Yani madem Şakir öyle yazmış, biraz öyle yazmış. Şey payı vardır yani. Vardır, bir doğruluk gerçek payı var. Payı çok canlar yaktığınızı ben tahmin edebiliyorum. İyi ki sizi de aynı dönemde yaşamamışım. Perişan olurdum valla. Efendim hemen reklamlara gidiyoruz, sonra buradayız, buyursunlar. Fransız tiyatrosu, orkestra çukuru, o balkonlar... Perdesi falan bir oyun, bazen gangster, bazen yani doktor oynarım, bazen kötü adam. Evet. Beni beğenmeyeceğim senaryo yollamaz da yönetmenler. Eve geliyor beni senaryo. Beni çok iyi tanırlar. Yani hepimiz stardık ve hiçbirimiz kimse kimseyi, herkes çok severdi birbirini, herkes çok saygılıdır. Hala öyleyiz. Işığı ayarla, şeyi ayarla, kamerayı ayarla. Dünya sinemasında biliyorsun en önemli şey kötü rolü oynayanlar daha öne çıkar. Neden? Evet. O rolü sevmem lazım. Kötü veya çirkin, bayağı yakışıklıyım falan, şöyle böyle bir şey. Ya. Mesela demişsiniz ki Akrep Burcu kadını tehlikelidir. İşte Akrep zaten. Ben Akrep Burcu'yum ama. Hadi bakalım. Bilmiyorum yani, bu konuyu bence değiştirirsen iyi olacak. Değiştireyim mi burada şey yok. Perişan olmayalım bence de. Evet efendim. Adana'da 1 Ocak 1945 tarihinde dünyaya geliyorsunuz. Babanızın görevi nedeniyle de sık sık bir seyahat maceranız sürmekte. Evet. Bursa Mehmet Çelebi Ortaokulu'nda devam ederken hayatınızda bir değişiklik oluyor. Evet. Tarih hocanız size tokat atıyor. Doğrudur. Ve siz okulunuzu değiştiriyorsunuz. Aynen ve yolunuz öyle. Bambaşka bir yere gidiyor. Aynen. Odurunuz kırıldı değil mi? Hayır, en sevdiğim ders tarih dersiydi zaten. Yani hala benim da tarihe de. Karşı büyük zaafım var. Yani devamlı araştırıyorum tarihi. En büyük hobim değil, misyonum oldu zaten son yıllarda. Kabul edemedim o tokadı ve okul değiştiriyorum dedim. İsrar kıya hayır, okulu değiştirdim. Gazi Osman Paşa Okulu'na girdim. Ortaokulu orada zar zor orada bitirdim. Zaten onun devamında malum lise hayatım başlıyor. Evet. Fakat liseyi de hiç sevemedim. Hiç sevmedim liseyi. Ve orada bir kütüphane keşfettim. Bursa Lisesi'ne gidiyorum işte.
Çok güzel bir külliyeydi. Küçücük bir böyle bir kütüphane. Yağmurlu bir gündü. Okul yerine sıkıldım okul yerine. Dedim buraya bir gireyim. Aman iyi ki girmişim. İyi ki girmişim o kütüphaneye. Yani o kütüphane sayesinde Salih Güney oldum. Yoksa ya. Sıradan böyle bir devlet memuru gibi bir yerlerde yok. Bu fizikle ve bu gözlerle sıradan biri olacağınızı hiç zannetmiyorum Salih Güney. Yani mutlaka olacaktı bir şeyler. Ve devamında tamam ressam bir teyzeniz var. Evet. Teyzenizin oğlu da ünlü oyuncu Savaş Başar'ın teşvikiyle Cebeci Konservatuvarı'na giriyorsunuz. Evet, yatılı. Şimdi şunu merak ediyorum. İçinizde, çocukluğunuzda oyunculuk duygusunu geliştirecek biri var mıydı? Bir örnek ya da sizi teşvik eden biri, sanata teşvik eden tabii biri. Tabii ki teyzem dediğim gibi sanata çok yakın olduğu için ailede zaten öbür abim de senfonide Yalçın Başar'dır, çello çalar. Yani sanatçı bir aile var ailemde ve öbür teyzem edebiyat, eniştem doktor, muhteşem bir doktordu. Tabii onların böyle resme olan ilgileri, Savaş Başar tiyatro, tabii tiyatro, opera, orkestra, şu bu tabii ki muhakkak sanata ne karşı güzel, ister istemez böyle bir ilgim vardı tabii ki. Ve ardından sizi keşfeden insan. Dorman Tiyatrosu hikayesi evet, başlıyor öyle diyebiliriz. Değil mi? Kesinlikle öyle diyebiliriz. Yani, o an nasıldı? Yani o Dorman Tiyatrosu'na giriş... O muhteşem bir şeydi. Ben konservatuvar son sınıftan devamsızlıktan kaldım. Aynen liseyi devam etmediğim gibi konservatuvar son sınıfa da devam etmedim. Kimse inanamadı tabii. Yani diyorlar ne yapıyorsun? Yani devlet tiyatrosu oyuncu olacaksın falan. Vallahi dedim önümde o kadar çok büyük... Yıldızlar var ki o zamanlarda zaten sayılı tiyatrolar vardı. Benim söylediğim tabii. Tarihler 64-65 yılları. Görüyoruz dedim o yani bana ne zaman sıra gelecek? Bir Kerim Avşar gibi bir dev var, bir Yıldırım Önal var, Nuri Altınok var. Sayabildiğin kadar yani birbirinden muhteşem aktörler var. Dedim bana ne zaman sıra gelecek de ben başlayınca Bozkurt Kuruç var. Hani önümde mezun olanlar var. Var evet. Dedim ya ben boş ver dedim ya ben bu işi bıraktım falan. Ya dediler delirdin mi? Kal bir sene hiç olmazsa çocuk tiyatrosuna git de diplomanı al gir dediler şeye devlet tiyatrosuna. Ya orada şey duygusum vardı. Hayat devam ediyor. Hayat akıyor ama ben burada duruyorum. Ben de ilerlemeliyim gibi bir duygu vardı. Aynen öyle oldu. Çok enteresan. Ben Feriköy'de büyüdüm ben. Çocukluğum halam Feriköy'de yaşardı. Ben de hep yazları buraya gelirdim. Melih Vassaf vardı rahmetli bir kritik yazarı çok iyi bir gazeteci dostumla karşılaştık tesadüf Beyoğlu'nda ya dedi ne yaptın mezun oldun yok dedim ben okulu bıraktım dedim ya nasıl olur dedi çok ben dedi seni izledim dedi hani çok iyi bir oyuncusun dedi yani olmaz öyle şey dedi ne yapıyorsun bu akşam hiç dedim bir şey yapmıyorum dolaşıyorum. Akşam dedi Haldun Dorman'ın dedi şahane Zürtler oyunu oynuyor. Lütfen işte. Gel dedi. Buluşalım. Gel dedi şu oyunu seyre. Seni Haldun'la tanıştırırım. Çünkü dedi bir özel tiyatroyu dedi sanat yönetmeni oldu. Aa dedim tamam bulalım. Ama iyi ki gelmişim o tiyatroya. O tiyatroyu görünce gotik. Fransız tiyatrosu. Orkestra çukuru. O balkonlar. Perdesi falan. Bir oyun. Allah şahane Zürtler. Ayfer Feray, Nisa Serezli. Yani yok kadro Haldun, Erol. Ve muhteşem bir konu zaten. Hani çarlıktan düşmüşler falan. Çok etkilendim. Seyirci, alkış, kıyamet. Alkış, kıyamet full çekiyor. Neyse oyun sonrası beni Melih aldı aşağıya. Evet. Haldun gördü. Ondan sonra işte dedi... Çok dedi Alfred rolü var dedi. Aşk Zinciri La Ronde diye bir oyun dedi. Koyuyorum dedi şeye. Genel tiyatrosuna. Orada dedi oynaman ise o rol sana çok yakışır dedi. Vallahi ben de Bilge Şen'le biz beraberdik o tarihte. Bilge Şen de benim sınıf arkadaşım zaten. Ben dedim tamam oynayayım dedim yani madem öyle. Bin lira deyince gözlerim böyle açıldı. Bin lira babam devlet memuru 30 yıllık adamcağızın aldığı para. 1000 lira 1100 lira falan yani. Aman dedim büyük para. Haldun soktu tiyatroya. Ama ne kadar güzel. Yani sinemaya da Haldun yani. Soktu sayılır. Öyle mi? Tabii sinemaya ki. Da mı? Yani aşın aslı da o. Ses mecmuası... Doğru bozuk düzen. Bozuk düzeni evet, bozuk yaptınız düzen. Beraber. Benim ilk filmim sizin bozuk ilk filminiz düzen. Olacak ondan, o. Ama bozuk düzen ilk filminiz ama yasak sokaklarla. Siz artık sokağa çıkamaz hale geliyorsunuz. Evet, doğru o, mu? O benim tabii ki işte bir film Şakir'le yaz bir film. Ya. Benim bu 50 yılımı götüren tek film. Ay muhteşem bir duygu olsa gerek ama yasak evet, sokaklar. Yani o tabii ki tek filmle bu kadar hala şöhreti taşımak şimdi kolay ben, değil. Şimdi ben kesinlikle bir şey itiraf edeceğim. Programımız 110-120. bölümdeyiz. Maşallah gidiyoruz. İlk kez bir
konuğumuzun, ustamızın filmlerini ikiye böldük. Yani sığdıramadık tek bir şeye. Çok fazla filminiz var. O yüzden sizin dünden bugünlerinizi ikiye ayırdım. İlk dünden bugünlerinizi şimdi gireceğim. O filmleri sonra programın ilerleyen zamanlarında da diğer filmlerinizi gireceğim. Okay. Hadi bir hatırlayalım şu yasak sokakları. Tamam, hatırlayalım. Buyursunlar efendim, gelsin. Sen şuradan hafta başına kadar bir onluk atsana bana. Onluğu kim kaybetti de ben bulayım? İstifayı çakınca para almadın mı yani? Aldım ama onu da atölye dedeklerin başına fırlat. Geleceğinizi biliyordum. Ama fırtına çıkınca gece kasabadan dönemedim. Şey dedeciğim, koca bir aslan. Evet, kocaman bir aslan beni parçalıyordu. Önüne baksana bir adam. Hayatta her şey parayla ölçülmez buyurdunuz değil mi? Evet. Ama ben bu palavraya inanmıyorum. Hey Deniz, bizi unutuyorsun. Affedersin abi. Yemin ne sorduğumu duymadın. Öğrenmek istemez misin? Ne sormuştun? Seni sevdiğim kadar seviyor musun? Çok kaldınız mı Avrupa'da? 6 yıl Viyana'daydım. Cazip bir şehir olmalı. Kısa bir müddet için. Merhaba Murat. Hoş buldum. Ne haber anne? Nasılım bugün? Sana bir olayı hatırlatmaya geldim. 10 sene öncesine dayanan bir hadise. Bakıyorum Ayşe ile çok ilgilisin abi, anlayalım yani. Doğrusunu istersen evet. Vapur yok bugün. Uçak sabah 7'de kalktı. Halbuki ben otdayı saat 9'da gördüm. Hiçbir ısrar kararından döndüremez beni. Yeter. Üzme beni seveyim. Geç kalmazsın, merak etme. Beni tanımadın galiba. Tanımadım. Annem buranın sahibidir. Neden? Neden yaptın anneciğim? Anneciğimle... Eşbere bu işte efendilik düşer. Baba, sen Eşber'in yerinde olsan böyle düşünmezdin herhalde. Dur. Yalvarırım, kaçma benden. Adını söyle bana. Kimsin sen? The glass is chipped. Is this the way you serve a Turkish officer? Prens Tarhan, sevgili Şehrazatımın canından aziz saydığı tek insandır. Çok işim var Selma Hanım, inanın. Öyleyse işiniz olmadığı bir gün bekleyeceğim. Ne olur söyle, kimsin? Hangi ülkenin prensesisin? Nereden geldin? Kim bilir? Bugün olsun, bu adetinizden vazgeçin canım. Küçük şirin bir lokanta biliyorum. Harika kuru fasulyesi var. Gece vakti o ıssız yolda ne işiniz vardı? Niçin koşuyordunuz? Baykuş, yoksa gene senin marifetin mi? Haberim bile yok. Beraberdik kaptan. Aslında gönlümün sultanını buldum Hasan Efendi. Hele hele, niyet mi var? Güvenme pek bana demiştin. Ama gene de geldin. Mert kızmışsın. Tıp fakültesinin giriş imtihanını kazandım. Oğlum, evladım. Hayatımda hiçbir insanı, özellikle bir şerifi kurtarmamıştım. Ne var ne yok bakalım, nasıl geçti seyahat? İşte fena değil. İyi ki geldin. Seni bu ara epey ihmal ettiğim için affeyle. Bundan sonra sık sık geleceğim, şüphen olmasın. Niye burada duruyorsunuz? Oğlum, nişanlını içeri buyur etsene. Daha yeni geldiler babacığım. Benim polislik ne işim olacak? Bunu ispat etmek çok güç. Devamı da gelecek efendim. Ne hissediyorsunuz wow, şöyle kendinizi izlerken? Yıllar geçiyor tabii ki. Yani ben 19 yaşından beri bu işin içindeyim. Yani tabii ki bir... Yani nasıl diyeyim sana? Yıllar gelmiş geçmiş işte. Ne güzel. 50 sanata adanmış 50 yıllık evet, bir ömürden bahsediyoruz yani, aslında değil mi Salih Güney? Çok önemli bir şey bu. Evet, sadece bu işi yaparak ve severek ve aşkla. Evet. Peki sırrınız nedir diye sorsam ne dersiniz neyim bana? Sırrınız. Ekranda, sahnede, oyun oynarken nereye tutunursunuz? Nedir sizi bağlayan şey oyunculuğunuza? Vallahi yani ben sevmediğim rolü pek oynamadım. Oynamam zaten yani. O rolü sevmem lazım. Kötü veyahut çirkin veyahut gaddar veyahut da masum çocuk falan. Her türlü rolü oynayan bir aktörüm farkındaysan. Aynen öyle. Yani öyle belirli bir klasik bir ya sadece romantik oynamadım. Ya sadece ters taklatıp ata bilmem ne bilmedim. Yani her türlü rolü oynadım. Bu da ama büyük bir şans değil mi? Çünkü prens denilen bir aktör var. Çok yakışıklı. Herkes ona hayran. Hep prens rollerinde işte o yedici evet, prens rollerinde görmek varken. Siz hayır ben hepsini farklı farklı deneyeceğim diyorsunuz. Daha mı imkanlıydı o zaman ya şimdi böyle? Şöyle yani dünya sinemasında biliyorsunuz. En önemli şey kötü rolü oynayanlar hı-hı, daha öne çıkar. Neden? Evet, çünkü evet, filmi götüren kötü oyuncudur. Evet. Yani bir Al Pacino'dur, bir Roberto Niro'dur, evet, yani bir Peter O'Toole'dur, ne bileyim Richard Burton'dur. Bunlara bakarsak bunların hepsi kötü rol oynayan aktörler. Çünkü kötü rolde yaratabilme, kreat edebilme, oyunculuğunu gösterebilme, mimiklerle, evet, şunlarla, diğer şekilde kendini yetiştirebilirsin ve daha zevk duyarsın.
Yani bir de bu işin sırrı esasında iyi oyuncuyla oynamak çok önemli. Yani tenisi bile mesela iyi, senden iyisiyle oynamak istersin ki improve yap. Yani daha iyi bir tenis oynamak için. Benim şansım Türk sinemasının o tarihlerde birbirinden önemli aktörlerle oynadım. Yani bir Fikret Hakan'la oynamak ayrıcalıktı. Bir Ekrem Bora, bir Yıldırım Önal. Yani ne bileyim bir Metin Serezli. Yani aklıma geldikçe saysam bitmez. Bu çok önemli. Yani bir aktör, yani kadın oyuncular. Fatma ayrı bir, Türkan ayrı, Hülya ayrı. Yani ne bileyim hepsi, Nebahat ayrı. Hani her biriyle alışveriş çok önemli. Bunlar çok yani sanatı pekiştiren ve ismini devam ettiren şey oluyor, sebep oluyor bence. Türkan Şoray'la, sevgili Türkan Hanım'la buradan selamlar olsun. Oynarken çok zorlanırmışsınız çünkü çok gülermişsiniz. Set dururmuş, doğru mu? Evet, doğru oldu, çok oluyordu. Türkan'la nedense hep gülerdik böyle. Yani o söylediğine inanmıyordu. Ben de onun söylediği lafa inanmıyordum yani. Öyle bir şey geliyordu. Ya çok. Ama Birleşen Yollar'da öyle bir şey olmadı. O Birleşen Yollar malum milli sinema diye Türk sinemasının çığır değiştirdiği bir devirdi. Rahmet Yücel Uçanoğlu çekmişti onu. Orada Türkan çok değişik bir rol oynadım orada. Çünkü millet zannediyor ki hep kötü oynuyor işte, ama böyle iyi oynadığım zaman da şok. Bazen savcı oynarım, bazen gangster, bazen yani doktor oynarım, bazen kötü adam. Evet, doğru. Sapık falan. Sapık falan. Yani renkli bir oyuncu. Evet, yani oyunculuk öyle olması lazım. Evet, kesinlikle lazım. Öyle olmalı. Sean Connery mesela istese James Bond'u yıllarca götürürdü. Ama hayır dedi adam, bıraktı. Çünkü kariyerinde kendini ispat edecek bazı roller çıktı. Evet. Nitekim sonunda Sir ünvanını aldı yani. Evet, haklısınız. Peki şimdi o dönemlerdeki Salih Güney'le şimdi televizyon izleyen, yeni nesli takip eden, yeni filmleri takip eden bir Salih Güney. Şimdi nasıl bakıyorsunuz sinemaya? İçinde olmak istediğiniz şeyler var mı? Projeler, diziler. Evet, şu an bulunduğumuz zamanda. Yani şimdi zaten herkes aynı fikirde. Ben Anadolu'yu dolaşan bir insanım. Halkla da çok yakınımdır. Halkı biri çok sever halk, ben de onları çok severim. Böyle bir kaynaşırız, böyle şeylik yoktur. Nasıl senin evden programında samimiyet var, onlarla da evden öyleydi. Biri gibi olur. Aynen öyle. Onlar da yani diyorlar abi nerede ya diyorlar o kalite, o duygusallık, o mesaj, o bir zaten bir şeydik yani, bir mahalleydi Türkiye o tarihlerde. Yani biz sinemayı ailelere sevdirdik. Aileler sinemalara gelmeye başladı. Çocuklarıyla yazlık sinemalar özellikle çıt 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 çekirdek yerdik falan. Hani Türkiye bir büyük bir aileydi, nefis bir aileydi ve bizim konularımızı biz işlerdik. Ve herkes özveriyle çalıştığı için, çünkü Nebahat konuşuyordu burada, ben zapping yaparken gördüm Nebahat'ın konuşmasını. Yani o bir metre bile o kadar önemliydi ki bizim için. Yani o kadar zor şartlar altında çalıştık ki. Bu neyle oluyordu bunun başarısı? Samimiyet. Birbirimize karşı korkunç saygılı ve sevgi doluydu. Ya, her şeyi paylaşırdık. Elimizde ben akü alıp yürüdüğüm çok oldu. Ne bileyim prodüksiyona yardımlarım çok oldu. Yani paylaşıyorduk. Yaşamı paylaşıyorduk. Projeyi paylaşıyorduk ve dolaylı olarak başarılı oluyorduk. Onun için şimdi bakıyorum da biraz şey, çok ya komedi şu anda ya da korku filmleri çekiliyor. Star sistemi yok oldu malum. Evet. Ne getirdi? Star sistemi yok oldu da ne getirdi? Evet. Bir sürü tanınmayan isim var. Evet. Halbuki bizim Türk halkımız isme gider. Yani isim daha caziptir. Herhangi bir filmin şeyinden ziyade ismini, yani oyuncuyu sever. Halk oyuncuyu sever. Oyuncusunu görmek ister. Evet, katılıyorum size. Bağlılığı vardır çünkü, evet, değil mi? Bağlılığı var. Oyuncusu. İşte sizin o dönemde yaşadığınız en büyük şans sanırım buydu. Seyirci size ihanet etmedi. Siz de seyirciye aslında ihanet etmediniz. Öyle değil mi? Tabii. Biz yani işte toplasan ya 15 tane erkek oyuncuyduk ya 15 tane de kadın oyuncuyduk. Doğru. Yani bizim zamanımızda... Ve hepimiz stardık. Yani hepimiz stardık. Yani hepimiz stardık ve hiçbirimiz kimseyi... Herkes çok severdi birbirini. Herkes çok saygılıdır. Hala öyleyiz. Yani bir büyük bir aileydik. Onun için adı Yeşilçam efsanesi olarak kaldı zaten. Evet, doğru söylüyorsunuz. O duyguyu şimdi şu zamanlara yaymak da mümkün değil, değil mi? Çünkü her imkan yok. Çok hızlı ve çok anlık duygular kaldı artık. Kalıcı aynen duyguları öyle. Yavaş yavaş kaybediyoruz sanki. Evet, yani. O da Yeşilçam'ın işte büyüsünü zaten yakalayamayacağımız anlamına geliyor. Ahu Tuğba, Hülya Avşar, Müjde Ar, Sibel Can, Deniz Gökçer, Gülşen Bubikoğlu... İlk filmlerini sizle çekmişler. Evet. Bu da çok
Hoş bir şey, öyle evet. Değil mi? Orada nasıl bir duygu vardır? Yani önünüze, bir yanınıza geldi oyuncu, Müjde Ağar geldi. Evet. Çok severim, çok severim. Tabii ki. Çok selamlar, hürmetler. Nasıldır oradaki ilk diyalog? Öncesinde prova yapar mıydınız? Müjde'yle zaten ondan evvel, Aşk-ı Memnu'dan evvel şeyde oynadık. Sayılı Kabadayılar filminde böyle küçük bir sevgili rolüm vardı. Rahmetli Berker İnanoğlu'ydu. O rol için birilerini arıyor. Dedim ya böyle böyle. Ben de rahmetli eşiyle, eski eşiyle, Samim'le, Değer'le yakın görüşürdük. Cihangir çocuğuyuz hepimiz malum. Müjde var dedim. Çok iyi bir oyuncu falan dedim. Müjde orada küçük bir rol oynadı benim Sayılı Kabadayılar. Sevgilim oynadı. Sonra işte bir iki sene sonra bu Aşk-ı Memnu gündeme geldi. Halit abi bir türlü bulamıyor şeyi. Yani Bihter'i bulamıyor. Ben de aldığım paraları yedim, dağa çıktım, geldim, hala çekecek kostümler dikildi. Ya diyorum Halit abi ne zaman başlayacağız? Ne zaman oğlum diyor Bihter'i bulamadı. Ah dedim bir Bihter var. Harika bir, ne diyorsun ya dedi. O da şeyde şeyde oturuyoruz Akyol bilirsin Cihangir'de. Evet, o da onun karşısında rahmetli Halit abi de orada çok yakında. Hemen ben dedim getiriyorum hemen abi, fırladım eve. Ona, aman dedim Müjde gel bak böyle bir ne olacak dedim. Vallahi gel hemen dedim Halit abi seni bir görsün. Halit abi geldi. Getirdim Müjde'yi hemen. Hemen yani aynı günde oldu. Bak tesadüfler yani. Onun da orada olması o anda tabii, falan. Tabii tabii. Telefon yok, öyle mesaj attım. Ya, orada tabii canım falan geldi. Baktı böyle ya dedim. O olabilir dedi. Nasıl bir çok iyi oyuncu hocam dedim ya. Çok iyi tiyatrocu dedim falan. Müjde Ağar da hakikaten çok başarılı çok, bir çok, oyuncu. Çok. Yani kabretiyle. Belki yolunu ben açtım. Onu eksik olmasınlar. Evet. Hep beni çok severler. Ne bütün güzel. Aile çok sever. Ben ne de onları güzel, tabii ne ki. Güzel. Annesi olsun. Hepsi can dostlarım yani. Müjde tabii ki çok kabretli bir çok, oyuncu. Çok. Kendini ispat etti ve açtı yani. Ve çok güzeldi işte. Buradan da görüyoruz yani. Zaman zaman evet, izliyoruz çok, onları. Çok öyle değil mi? Daha da büyük mesajlar verdi. Çoğu filminde zaten. Nasıl ulaşıyor yönetmenler size? Biraz da o nostalji yapalım. 1965-1969 film çekilecek. Evet yani nasıl bizim şimdiki gibi o zaman ajans falan yok mu? Evet. Şimdi herkes ajansa bağlı. Kasları var herkesin. Evet. Bizim öyle bir ajans derdimiz yoktu. Biniriz işte zaten şimdi yönetmenler kendileriyle yakın olanlarla çalışmayı her zaman tercih eder. Çünkü söyleyeceği ufacık bir şey ondan bir anlaşma olduğu için evvelden çabucak anlaşılır. Yeni bir oyuncu, yeni bir yönetmen karşısında olunca bazı sorunlar da olabilir. Yani ters de düşebilirler, şu olabilir. Dünya sinemasında da böyle. Bütün yönetmenler eskiden beraber olduklarıyla çalışmayı tercih ederler. Çünkü daha iyi randıman alır. Ne dediğini o anlıyor, ne dediğini. Dolaylı olarak mesela Necat Saydam rahmetli. Necat abi derdi Salih bak Mayıs ayında işte Firari Aşıklara başlıyorum oğlum. Haberin olsun o tarihi boş bırak. Tamam mı hocam derdi ay. Mesela. Senaryo nasıl geliyor? Evet senaryo. Senaryo okumadan başlamadan. Ama zaten geliyor? Onlar benim beğenmeyeceğim senaryo yolamazdı yönetmenler. Eve geliyor beni senaryo. Beni çok iyi tanırlardı. Eve tabii. Geliyor değil mi senaryo? Eve okuyorsunuz. Veya ben gidip şeyden sen alırdım yani ofise. Öyle bir şeyimiz yoktu yani. Mütevazıydık yani. Mütevazı, öyle biz, evet. Tabii ki yani. Peki bu yakışıklılığın içerisinde yani herkes hayran, kızlar çıldırıyor. Siz de tabii bu dalgayı mutlaka hissediyorsunuzdur yani etraftan gelen dalgayı değil mi? O durumları nasıl karşıladınız? Kendinizi beğenir miydiniz yani şöyle baktığınızda? Filmlerde kendinizi izleyebilir miydiniz çekinmeden? Onu şöyle yorumlayayım Doğacığım. Şimdi bir çocukluğundan itibaren bir çocuğa ilgi vardır ya. Evet. Sen de kimdir gelip yanaklarını senin ne kadar sıkmışlardır. Evet. Şimdi ben de büyürken hep böyle el bebek gül bebek yani annem öptürtmezmiş, teyzem mutfakta annemi meşgul ederken öbür teyzem gelip beni sıkıştırmış öpermiş falan yani öyle. Öyle sakınan anne tabii yani ki. Değil okula mi? Başladığım zaman da konservatuvara zaten Alain Delon geldi dediler yani okul zaten yerle bir oldu bütün o yakışıklılar yakışıklılar öyle bir çıkış sinemaya başladım tiyatroya başladım yani bu bana olan aşırı şey yakışıklığım ya şuyum buyum farkında bile olmadan ben büyüdüm böyle farkında değildim yani o kadar dikkati çekecek kadar bir şey olduğumu anlamıyordum yani çünkü doğallığım getirdiği bir şeydi. Ne zaman ki Avrupa'ya çıktım İngiltere'de öyle bir şey oldu ki ya dedim ne oluyor ya İngiltere'de sanki Türkiye'deymişim gibi bir hayran kitlesi arkam gelmek isteyen öpmek isteyen şu bu. Vay dedim ya ben burada da yakışıklı. Ben bayağı burada sınırım fena ya. Değilim dedim ya. Ben orada anladım. Yurt dışında ya. Anladım dedim. Bu kadar dikkati çeken bir demek ki bir adamım dedim. Ben inanın o Türkiye'de hiç fark etmedim. Hala da fark etmiyorum tabii. Ama kendinize baktığınızda aynada şöyle ne görürdünüz?
Yemin ederim ki böyle ben kendimi böyle hani bayağı yakışıklıyım falan şöyle böyle 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 hiç düşünmedim ya. Sonra yakışıklık çok değişti biliyorsun. Cüzdanı en kalın olan en yakışıklı adam çağımızda. Ya benim için asla öyle değil. Çok yakışıklı bir babam ve çok yakışıklı bir kocam piyasa var. Piyasa biraz öyle girme geliyor. Piyasa öyle, evet, orasına katılıyorum. Kendinizi izleyebilir miydiniz sinemada? Filmi çektiniz. Evet. Sanıyorum galalarınız sizin şimdikinden daha farklı, daha şaşalı mı diyelim. Şimdi evet, biraz öyleydi. Daha küçüldü tabii, tabii, gala. Çok böyle bayağı bir ses getirirdi. Ses getiren gidiyorsunuz ve partnerinizle beraber filmi izliyorsunuz. İzlerken izleyemediğiniz, utandığınız ya da vay be ne güzel oynamışım deyip kendinizi sevdiğiniz anlar olur muydu? Nasıl tabii, izlerdiniz? Tabii. Yani yok ben hiç öyle ay ne kadar kötü oynamışım dediğim olmamıştır. Belki hani acaba şurada onu yapacağımı başka şey yapsaymışım demişimdir yani belki. Kendini izleyen bir oyuncusunuz. Evet yani, yani doğru tabii mu ki tabii kendimi izlerim yani hani burada yanlış yapmışım burada şey. Ben sonra yurt dışı oyuncuları çok izledim. Mesela Maxim, mesela o kadın filmini oynarken ben Hülya Koçyiğit, evet, Müşrik Kenter babamı, evet, Hülya annemi oynuyordu. Orada Maximilian Schell'i seyretmiştim. Nuremberg Mahkemesi'nde Oscar ödülünü almıştı. Çok dikkatli izledim. Kaşını oynatmadan oynayan avukat rolü oynadığı halde kaşlarını oynatmamıştı. Çok dikkatimi çekti. Çok zor. Dedim ben dedim bu filmde ne yapıp yapıp kaşlarımı oynatmadan oynayacağım. O kadında. Çünkü ben de orada avukat oynuyordum. Hakikaten çok dikkatle oynadığım ve etkisinde kaldığım oyuncular tabii ki oldu yani. Çok büyük aktörlerin. Olmaz mı? Yani mesela ki geçen gün yine Viva Zapata'yı seyrettim. Hayır, vallahi yani 20. defa mı ne seyrediyorum? Muhteşem. İnan bıkma. Tabii, bir daha tabii zevkle böyle. Tabii. Yani Elia Kazan ne yapmış? Marlon Brando nasıl oynamış? Çok yani severim, evet. Onların büyük tabii ki izlemek, takip etmek. Al Pacino'yu izlerim. Robert De Niro'yu izlerim. Peter O'Toole tabii en büyük, en hayran olduğum oyunculardan biri. Şunu söyleyebiliriz aslında. Aslında güzelliğin veya yakışıklılığın zaten halihazırda olan bir enerji ve isim yetmiyor. Çalışmak. Aynen öyle. Gözlemlemek, kendini geliştirmek. Aynen öyle. Bu birliği korumak lazım içinde. İyi bir aktör diyebilmek için. İşte siz onu yapıyorsunuz. Başka bir yola da geçebilirdiniz. Nasıl olsa yakışıklıydınız ve zaten bir sürü film çekiyordunuz ve stardınız zaten. Öyle değil evet, mi? Evet, evet. Ama kendinizi geliştirmeyi tercih ettiniz. Başka evet bir yöne gittiniz bunca filmin içerisinde. Evet yani şimdi şöhreti taşımak en zor şey, evet, şöhreti taşımak. İnan evet bana insan parayı da taşır. Doğru. Kadını da taşır. Tabii. Ama şöhreti taşımak en zor. Çünkü şöhretin bir sorumluluğu var. İnanılmaz bir sorumluluk yükü. Çünkü topluma karşı bir sorumluluğun tabii var. O zaman kendine challenge yapmak ihtiyacını hissediyorsun. Yani evet daha iyisini ne yapabilirim? Ne yapabilirim ne de daha katkıda bulunabilirim ülkeme? Çünkü İnsan böyle şöhret olduğu zaman halka karşı bir sorumluluk hissetmeye başlıyor. Tabii. Halkın sana göstermiş olduğu bu sevgi bir sorumluluk getiriyor. Bir, onların sözcüsü oluyoruz zaten bir yerde. Yani bunu şurada parantez içinde anlatayım. Bizim sanatçılar ülkemizde çok sevilir. Yani ülkemiz hayrandır sanatçıya. Aynen öyle katılıyorum. Özellikle halkın sağduyusuna çok evet ciddiye almak gerekiyor. Aynen öyle. Ve onları hayal kırıklığına uğratmamak da gerekiyor. Aynen galiba öyle, öyle değil mi? Hı-hı. Burçlara göre efendim ve birazcık konuyu eğlenceli hale getireyim. Hanımları ayırt edebiliyormuşsunuz. Mesela demişsiniz ki Akrep Burcu kadını tehlikelidir. İşte akrep zaten. Ben akrep burcuyum ama. Hadi bakalım. Hadi bakalım, hadi bakalım sevgili Salih Güney. Tehlikeli demişsiniz bana. Kıskançtır akrep kadını. Akrep kadını öyle kolay kolay kimseyle paylaşmaz. Çoğu kadın öyledir zaten. Kendisinin dışında herhangi bir kadını kimse kolay kolay kabul etmez de. Akrep kadınları planlıdır ve istediği yere ulaşır. O kimse de mani olamaz. Yani şeydir, iş kadınıdır, zekadır. Yani her burcu bilmiyorum. Yani bu konuyu bence değiştirirsen iyi olacak. Değiştireyim burada şey o perişan olmayalım bence de. Ortak bir noktamız var sizinle. Çok çok hoşuma gitti. Bana ne zaman sorsalar Doğa işte oyuncu olmasaydın ne olmak isterdin? Çocukluğumdan beri istediğim tek bir şey vardı. Tarih okumak ve arkeolog olmak. Evet. Arkeolojiye çok meraklıyım. Hala çıldırırım. Bazen eşim der ki Doğa bak işte Efes'te bilmem ne bulundu. Benim için hayat durur filan. Orada yaşamışlar mı? O kadar yerin altına girmişler mi? O sütunları tutmuşlar mı? Geç kaldığımı düşünmüyorum. Belki hayatımın bir döneminde
böyle bir şey yaşamak istiyorum. Aynı duygu sizde de var. Sizin de arkeolojiye evet. ve tarihe merakınız öyle ben değil mi? Ben şeyde başladı bu doğacım. Ben 16 yaşında Ankara Devlet Konservatuvarı imtihanlarını kazandığım zaman biz her sene konservatuvar olarak Asklepion'a yani Bergama'ya gideriz. Orada bizim gibi o devirde işte Yunanistan'dan, Yugoslavya'dan, Bulgaristan'dan Kermes Festivali yani Asklepion'da oyun oynardık. Evet. Bizim hocamız Max Meinecke'ydi, Alman. Bizim hem dekor kostüm hocamızdı, muhteşem bir hocaydı. Bizi Bergama'ya götürürken Hayri Polis Afrodisyas üstünden götürdü. Her yeri gösteriyor. Şimdi ben 16 yaşında o tarihi görünce o muhteşemliği, o mimari, o inanılmaz bir şey yani fresler, heykeller. Çok etkilendim. Yani 16 yaşından beri bu bende hobi haline geldi. Evet. Bütün tatillerimi hep böyle antik kentlerde yaptım. Hatta Amerika'ya yerleştikten sonra da Türkiye'yi tanıtmak için işte antik kalıntılar adı altında tur tertipledim Amerika'dan Türkiye'ye. Evet, evet. Tarih hocaları, üniversite öğrencilerle. Yani bu bendeki hobi ta ki Profesör Arkeolog Jale İnan hanımefendiyle tanışana kadar bir hobiydi. Ne zaman ki hanımefendiyle tanıştıktan sonra dedi ki evladım bu senin dedi hobin değil dedi, bu senin misyonun dedi. Ne güzel. Hakikaten iyi ki o hanımefendiyle çalışmanın tadı bambaşkaydı. Muhteşem bir insandı. Türkiye'ye ondan daha fazla heykel kazandırmış hiçbir arkeoloğumuz yok. Yani muhteşem bir hanımefendiydi. Güzel. Bize kazandırdığı heykellerin haddi hesabı yok antik kentlerin. Ondan sonra bende bu misyon oldu ve öyle devam ediyor daha. Yani sizi heyecanlandırıyor öyle değil çok. Mi tarih konusu? En büyük heyecanım oralar. Peki hiç katıldınız mı bir arkeoloji kazısına? Tabii bütün şimdi benim yani bütün her türlü kazı Teos kazısındayım. Emeltepe kazısındayım, Banastepe kazısındayım, Eritrea'yı kazısındayım. Şimdi Antandros kazısındayım mesela Antandros, Truva kazısındayım, Hattuşa kazısındayım, yani Antakya'daki kazılardayım. Yani benim arkeoloji artık yaşamımda bütün hocalar çok yakın arkadaşım oldu. Hepsi güzel, böyle can ciğer, böyle muhabbet ettiğim. Bir tanesine aklınıza gelirse beni de arayın da şöyle uzaktan da olsa geleyim. Çok heyecanlanıyorum. Şimdi su altı dalışlarına başladık tabii ki. Su altı da başladık. O Eritrea ve Temeltepe'de dalış yapıyoruz. Ankara Üniversitesi Sualtı Araştırma Bölümü Profesör Hayat Erkanal var. Çok yakın dostumdur kendisi. Ondan dalış yapıyoruz. Şimdi antik kentler artık biz kendi sualtı arkeologlarımı yetiştiriyoruz parantez içinde. Çünkü bundan evvel işte Yunanistan, İtalya, Fransa, Rusya'dan geliyorlardı. Ama ne çıkarıyorlar bilmiyorduk. Korkuyorduk. Şimdi bizim kendi arkeologlarımız dalıyor. Neler çıkarıyoruz, neler. Neler. İnanılmaz bir tarihin üstündeyiz. İnanılmaz bir tarihin öyle üstündeyiz. Öyle değil tabii ki. Öyle zengin bir toprağımız İnanılmaz var ki değil yerdeyiz. Mi? Nelerimiz var yani kim bilir. Açık bir müze. Açık bir müze aynen. Şimdi devam edelim mi şu VTR'mizle? 71'de kalmıştık sanıyorum. 71 ya da 71'de kalmıştık. Bakalım devamında neler varmış. Buyursunlar efendim. Okidoki. Ayher abi. Sen o tarafa bak, ben de yukarı tarafları bir tarayayım. Oldu mu? Sevdasız evlenmek kahreder adamı Lala. Sizi vurabilirdim ama... bir can borçluyum. Beni iyi dinleyin. Hepimize ayrı ayrı görevler düşüyor. Şerefimizle yaşadık, şerefimizle öleceğiz. Yalnız bir dakika. İkimizin de selameti için. İnsan sevince yalan boğazına düğümleniyor. Seviyor musun beni Fikret? Bütün bunlara değer miyim ben? Fazlasına bile Rait. Benim güzel çiçeğim. Buranın havasından olmalı. Hiçbir çiçek yetişmiyor. Hepsi soluyor, kuruyor. Kendilerini nerede görebilirim? Burada. Siz mi? Ne bu halin? Sen ne zaman duş yaptın bak? Açık havada yıkan diye doktor tavsiye etti Atife hanımefendiciğim. Sana yardıma hazır, seni çok seven bir dostun olduğunu unut. Duymadın mı? Hanımefendi çıkmayacağım diyor. Tanıkla ilgisi olan bendim. Neyi biliyorsun? Beni aldattın. Hem de kız kardeşimle. Hepsi yalan. Para güzelleştiriyor onları. Bakım güzelleştiriyor. Çek üstlerinden boyayı, altı cılk yara çıkar. Hepsinden güzelsin sen. Gidiyorlarsa ne olmuş? Senden neleri fazla onların? İşte beni üzen de bu. Senin dünyadan haberin yok galiba. Hala okuldaki gibisin. Yeniden seveceksin bu evi. Hadi gel yardım et bana. Toplantıda olsam bile aile fertlerim beni aradıkları zaman sekreterlerim bana iletir. Orancığım ben çıkıyorum. Sen herhalde biraz iş konuşacaksın. Tamam canım. 5-10 dakika içinde tamam. Dönerim. Tamam. Tahmin ediyorum ki çok geç kaldık.
Fakat her şeye rağmen bir numaralı hayranım olduğunuz için size çok teşekkür ederim. Söylemesi kolaydır ama... Biliyorum, yapması zordur değil mi? Benim için değil. Selma nerede? Biraz başı ağrımış. Yukarıda dinleniyor. Bakayım o zaman. Olmaz! Niye? Bacağın psikolojisini mi düzeltecek? FBI'de kriminoloji biriminde çalışmış. O zaman... İsterseniz başlayalım. Siz niye kalktınız bakalım? Hadi odalarınıza. Hadi. Keşke bu konuşmalarını kaydetseydim de... ...sana dinletebilseydim. Ne oldu? Yanlış bir şey mi söyledim yoksa? Kusura bakma, böyle apar topar seni buraya çağırdım ama... ...Ankara işi çıkınca gazeteye gelmem çok zor olabilir. Bayağı ne kadar çok değil mi? 140'ın üzerinde filminiz var. Evet ya, Agah Özgüç'tür bu işin, biliyorsun şeyi yani, duayeni ve hepimizin ne yaptığını en çok Agah bilirdi. Ben 120 falan zannediyordum. 140 diyorsunuz yani. O 140 kadar olmuş. Bana o bilgi geldi. 140 bilgisi geldi. 19 yaşında başladım, evet. Tabii profesyonel bayağı olarak yani. 20 yaşında. Bir ömür yani verilmiş. Yani bir 50 senedir film çekiyorum. En son Beyza'nın Kadınlarını çektim, evet, dedin. En son film o. 2005 yılından 2006 beri, evet. 2005-2006'dan evet. Beri film yok. Yok film senaryo yok. Mu yok? Size mi senaryo gelmiyor? Siz mi beğenmiyorsunuz? Yok, gelmiyor. Yani açıkçası bir şey gelmedi. Yani doğru dürüst bir film teklifi gelmedi. Bir şey çıkmadı yani açıkçası. Acaba kendinizi çektiniz hani, sanki istemiyorsunuz artık film çekmek gibi bir algı mı var? Yok, yani sinemadan çekmiş değilim. Tabii ama ki. Televizyona karşı tabii ki o şartlara uyamıyorum. Onun için ben uzaklaştım yani, o şartlarda çalışabilmeme imkan yok yani. İmkan ben yok, öyle çalışmam mi? Yani evet, saat haklısınız. 10 saat 11 saat evet. Falan filan, ondan sonra paranı 6 hafta sonra al falan, bana değil o işler. Ben, vuramaz bana yani. Ama sinema filmlerine açıksınız. Tabii yani ki, sinema, komedi sinema, olur farklı var, filmler olur. Bir teklif var yani, şu anda var mesela, Antalya'da bir film teklifi var da hani gerçekleştiremiyoruz çünkü piyasa yani karambol var farkındaysan, evet, yani evet. Bir yerlerden tutturamıyoruz, bir şeyler eksik, evet. Ya sinemada yer bulamıyorsun, ya oyuncularda bir eksiklikler oluyor, ya para yeterli olmuyor yani. Tabii. Çekimciler de, prodüktörler de zor durumda. Evet, zorlanıyorlar. Zorlanıyoruz tabii. Yani hepimiz zorlanıyoruz. Hepimiz zorlanıyoruz ama yine de film çekilmeye çalışıyor hala, evet. Hani, bir hafta içerisinde 3-4 tane farklı yerli film görebiliyoruz. Evet. Herkes gayret ediyor yani, sektör aslında tabii, kendini tabii. İtmeye çalışıyor. Sektör ve umarım zorluyor kendini, zorluyor, ama işte zorluyor. Çıkarıyoruz bir, evet, yerde işte, bir şeyler aynen, çıkmıyor. Aynen, kesinlikle katılıyorum. Bundan önceki hayatınızda yani bu yoğun film çeken Salih Güney dönemlerinde her gün bir çalışma oluyordu değil mi? Evet. Siz çünkü filmleri bitiriyor musunuz hemen? Aynen öyle. Öbür filme geçiyor aynen. Musunuz? Onun için dublajda bile ben konuşamıyordum. Vaktim olmuyordu. Başkası konuşuyordu benim yanıma. Çünkü ya Antalya'da oluyorum ya hatta ne bileyim Konya'da oluyorum ya Kayseri'de, bir yerlerde oluyoruz yani. Bak bunu bilmiyordum. İster istemez dublajda malum bizim zamanımızda sessiz çekilmiyordu. Ta ki sessiz çekilene kadar. Dublaja oyuncular giriyordu yani. Hiçbirimiz zaten kendi sesimizde değiliz. Ya Ediz konuşuyor, Cüneyt konuşuyor, ben konuşuyor. Hepimiz aynı, sesler aynı. Evet, doğru, herkes belli konuşuyor. Kişiler konuşuyordu. Hem çok enteresan. Gidemiyorsunuz yani çünkü dublaja çalıştığınız için öbür sette, öyle değil yok, mi? Yok, ondan olur. Yılda 12-13 film çekiyordum. Hatta bir itirazım var. Yeter ya demişim ya. Artık 8 filmden fazla çekmem. Yeter diyordum yıllık. Yani. Ne kadar acayip bir şey. Ama ya. Şimdiki gibi her hafta bir film çekiliyor şimdi. Biz yani hiç olmasa ayda 20 günde, 15 günde, 18 günde film çekiyorduk yani. En hızlı çektiğimiz, inan yemin ederim, 12-13 günden aşağı biz film çekmedik yani. Ha, arada belki gün. Uyduruk öyle bir haftalık filmden, ama onların hani şey olarak düşün yani, sinema olarak değil. Kaliteli firma, prodüksiyon ve prodüktörler ve de yönetmenler en kötü, en hızlı 14 gün, 16 gün, 18 günde. Yani, şimdi 3-4 hafta şimdi, sürüyor şimdi filmler. Şimdi bir haftada dizi bence bir film süresi. 90 küsur dakika bir film çekiyorsun, dizi çekiyorsun. Bir film süresi de 100 dakika, 105 dakikadır normalde. Yani her hafta bir film çekiyorsun şu anda Türkiye'de. Evet, doğru. Her dizi bir film süresi. Çok hızlı çekiyormuşsunuz ama hiç böyle düşünmüyorum. Yani evet evet, yani 3 hafta maksimum. Çünkü prodüksiyon fazla dayanmaz. Dayanmaz yani tabii. Prodüksiyon dayanmaz. Çünkü sizde bile tekrar da yok, öyle değil mi sahip? İmkan yok. İşte tekrar Nebahat, olmadığı için Nebahat de mi? Söylüyordu ya konuşmasını, evet. Dinledim Nebahat'ın. Evet. Aynen öyle, yok çekemezsin. Ama yani şimdi prova ediyorsun, tekrar alıyorsun... Beğenmedim hocam, bir daha alabilir miyim? Burada abi kendimi canım, ne oluyor şimdi bir daha... kaset dediğin gibi. O zaman Esman Kalır çalışıyoruz ki para.
O bir metresi üf, dünyanın parası. Peki orada o filmi çekerken ezberini unutan ya da yanlış antre yapan ya da mizansenini şaşıran biri olduğunda öfkeleniyor muydu sen? Olmazdı, olmazdı. Neden? Herkes provasını kesinlikle çok ciddi bir şekilde bir veya iki defa muhakkak provasını yapardık. Işığı ayarla, şeyi ayarla, kamerayı, şunu bunu ayarla. Hani bütün o işlerini yaptın mı herkes provasını yapardı. Ve dolaylı olarak hiçbir sekme olmazdı. Yani biz 3000 metre verirlerdi, 3000 metre teslim ederdik. Hatta aradan da fragman bile çıkarırdık mesela. Yani vallahi harikaymışsınız ya. Evet öyleydik yani. Gerçekten, gerçekten ya. Gerçekten yoklukta. Bambaşka, bambaşka evet, bir çağ. Evet, yoklukta falan böyle zor şeylerdi yani bizim. Bir de şimdiki gibi değil, dediğin gibi ne yaptım acaba? Göremiyorsun ki kendini. Göremiyorsun. Şimdi ne yaptım diye geliyorsun, oturuyorsun. Aa, ay burada çok kötü olmuşum. Aynen. Hocam ya şu ışık düşmüşten. Evet. Hadi bir daha çekelim. Nasıl oluyorsun. Göründüğünü, orada öyle bir nasıl şansın yok ki. Bilmiyorsun. Gitti. Peki şu doğru mudur Salih? Ne siz cevaplarsınız bunu. Şaryo, seyirci, şaryo bilmem seyircilerimiz için akan kamera yani tekerlekli kamera rayda giden. O zaman sabun kalıplarına koyarlarmış kamerayı. Doğru mu, var mı böyle? Ne koyarlardı? Sabun, sabun üstüne koyarlarmış kamerayı. Yok, tekerleklerini sabunlardı ki rahat kaysın diye. Tekerlerler sabunlanırdı. Yani şaryonun üstüne oturttuğumuz zaman kamerayı, kamerayı tabii bir şeyin üstüne oturtuyorsun, bir çekicinin üstüne oturtuyorsun. Tekerlekler şey olmasın diye tekerleklere şey sürerdik, sabun sürerdik ki kaysın ben, diye. Ben şaryo yok, o yüzden şeyleri yok. Sabuna yerleştirip sabun suyla kaydırılır diye. Yok, öyle bir şey, imkan yok, öyle bir şey olamaz. Uydurdular yok, o zaman bana bunu. Öyle bir şey olamaz. Peki. Reklama gidiyoruz, sonra buradayız, buyursunlar. Salih Güney'le sohbetimiz devam ediyor. Son olarak Oyuncular Sendikası'yla bir buluşmanız oldu. Evet. Öyle değil mi? Nasıl geçti? Oradan ufak notlar var mı bize ileteceğiniz? Şimdi sendika, yıllardır sendikasız çalışıyoruz. Yani nihayet ilk defa bir sendikamız oldu. Son 3-4 yıllık bir sendika. Çok genç bir sendikayız. Yani sendikasız olmaz bu işler. Yani şimdi dernekler hala dernekler var. Niye hala dernekler var anlamış değilim. Yani sendika kuruldu. Oyuncular Sendikası derneklerin kapanıp bütün oyuncuların sendikaya gelmesi lazım. Evet. Doğalı bu. Evet. Şimdi Teos'ta yaptırdım. Birinci genel kurul toplantısını. Neden Teos? Teos oyuncuların 2000 yıl evvel buluşma merkeziymiş. Binlerce yıl evvel. Düşün, onlar orada birleşirmiş, buluşurlarmış. Dionysos muhabbetinde harika otururlarmış. Bir şey. Tabii bir kısım oyuncu işte Bergama'ya, Troya, Efes'e gidiyor. Bir oyuncu kısmı da Perge'ye, işte ne bileyim bütün o Pasilis'e falan oralarda oynarlarmış. Yani oyuncuların merkezi diye Teos'ta yaptık. Evet. Birinci genel kurulunu. Evet. Bu sene düşünüyoruz yine orada bir tekrar gündeme getirmek. Hatta dünya piyasasında Teos'ta olduğunu ilk defa dünya sineması da öğrenmiş durumda. Ne güzel. Dolaylı olarak belki ileride böyle bütün aktörleri toplayabilecek düzeyde bir orada bir ne kadar Teos. Güzel şimdi Teos'ta çok güzel meydana çıktı. İnanılmaz bir antik kentimiz var. İnanılmaz bir tiyatro. Peki faaliyette olabilir devamlı mi? Kazılıyor. Tiyatro. Devamlı kazılıyor. Her gün yeni bir şey çıkıyor. Wow, harika bir antik kentimiz. Mükemmel. Görülebilir mi peki mesela izleyen izleyicilerimiz de merak edip oraya gidebilirler tabii, mi? Görebilirler. Tabii açık her şey. Yani onu bir ileride belki böyle bir şey yapalım. Meltem Cumbul'la konuştuk bu ne konuyu güzel, birazcık. Belki ileriki yıllarda bütün dünya sinema oyuncuları sendikasının genel kurul toplantısını Teos'ta yapmayı bence düşünüyoruz. Bence mükemmel olur. Uğur siz keşke derseniz olur efendim. Kız İnşallah. Karar verir. İnşallah. Bir güzel haberimiz daha var. Yine çok ilgimi çekti açıkçası. Herakles heykeli New York Metropolitan Müzesi'nden Antalya Müzesi'ne getirilmesi için uğraşıyor musunuz? Doğru mudur? Evet, bu benim tabii çorbada bir tuzum var herhalde, en azından ona inanıyorum. Çünkü ben bu konuya Profesör Jale İnan Hanımefendi ile başladım. Evet. 96 yılında. Hanımefendiyi mutlu etmek için başladım. 82 yaşındaydı. Beni çok etkiledi bu konuşmalar. Oğlum dedi, heykelimiz dedi işte böyle giderse bütün dedi herkes dedi yurt dışında görecek falan. Hanımefendi 82 yaşındaydı. Üzgündü, yorgundu, çaresizdi ama bir o derecede inanılmaz bir şeyi vardı. Enerjisi, kuvveti vardı. Hala kazı yapmak istiyor 82 yaşında. Ne yapabilirim dedim bu hanımefendiye, bir şeyler yap dedi bana da. İşte ben de o zaman başladım. Heykelin altını döktürdüm. Orijinali bizde Antalya'daydı. İlk İzmir fuarında açtım. 10 bin imza topladım. Hanımefendiye getirdim, açılışını yaptırdım. Ankara ay, açılışını yaptırdım. Güzel. O zaman Sayın Köksal Top'tan da Kültür Bakanımız. Eksik olmasın, çok iyi destekledi. Sonra Fikri Sağlar oldu Kültür Bakanımız. Atatürk Kültür'de açtım.
Fakat bu konu maalesef belirli bir tarihte unutuldu. Ben Amerika dönüşü tekrar araştırdım. Bu heykel daha gelinememiş. Bu sefer Hera'nın gizemi diye 3 yıllıktan yola çıkarak bir kreatörlük yaptım. Çok iyi bir ressam Nezihan Özgenç'le yani Zeugma, Hasan Keyif ve Aliona'nın yok olması için içine de Herkül'ü de koyarak bir kreatörlük yaptım. Oradan tekrar kampanyayı başlattım. 13 yıl sürdü kampanya. Sonunda o zamanlar başbakandı. Sayın Tayyip Bey'in uçağıyla geldi, birleştirildi ve Antalya Müzesi'nde bütünleştirerek dünyada bir ilke imza attık. Müzeler arası transfer yaptık. Alkışlıyorum. Benim burada size bir çorbada tuzum tabii, olduğuna inanıyorum. Yani tabii ki değerler... Başarı Kültür Bakanlığı'ndır, o bir gerçek. Bırakmadı peşini. Ama tebrik ben de bırakmadım ediyorum. Peşini. Tebrik ediyorum. Tebrik teşekkür ediyorum. Ederim. Kültür varlıkları yerinde güzeldi. Aynen öyle. Kampanyanın adı. Ben de gönülden destekliyorum ve tebrik ediyorum. Üzülerek programı kapatıyorum. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz teşekkür için. Ederim. Çok özel bir andı benim için. Evet, unutulmayacak benim için bir andı. Umarım siz de mutlu kaldınız. Çok mutlu oldum. Burada olmaktan mutlu oldum. Sizi özleyen, sizi yıllarca izlemiş, size sadık olan seyircilerinize buradan ne demek istersiniz? Vallahi hepsine kalın sağlıcakla diliyorum. Yalnız değiliz. Yalnız değiliz. Onu biliyorum. Bu ülke sanatçısına sahip çıkar. Ben de yalnız olmadığıma inanıyorum. Sizlere güveniyorum. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Ederim.